Bazen bu hayatta ulaşmaya çalıştığın hedeflerin bir kısmı o kadar büyüktür ki gözün onlardan başkasını görmez. Hırslısındır, azimlisindir, durmadan çalışırsın. Amacın o büyük hedefleri gerçekleştirebilmektir. Belki de o hedeflere ulaşma yolunda yapmayacağın şey yoktur. Ama ben şuna dikkat ediyorum bazen. Bu büyük hedeflere ulaşmaya çalışırken hayata asıl rengini veren, asıl tadını veren küçük şeyleri gözden kaçırıyor insanlar. Belki de sen de o büyük hedefler yolunda hayatın tadını kaçıran, anlamını yitiren insanlardan birisin. İşte bu videoda sana bunlardan bahsedeceğim. Hayat dediğimiz şey uzun bir yol aslında ve biz bu hayatı gereğinden fazla abartıyoruz. Sanki bu dünyaya hep önemli şeyler yapmak için gelmişiz gibi. Gözümüzü o önemli şeylere çeviriyoruz ve diğer küçük şeyleri dikkate dahi almıyoruz. Bunun sonucunda şöyle bir sınıflandırma ortaya çıkıyor. Önemli olan şeyler, önemsiz olan şeyler. Gerekli olan şeyler, gereksiz olan şeyler. Ve bunun sonucunda gerekli olanlar çok değerliyken keyfi olan birazcık da küçük ve ayrıntı olan şeyler çok değersiz oluyor. Ve hayatımızı action'lara hazırlıyoruz. Gözümüzü açıyoruz kocaman kocaman. Hadi hayatımda önemli şeyler olsun, önemli büyük hedefler olsun. Ve eğer bir filmde olsaydın aslında olabilirdi. Düşünsene mesela aslında gizli servis ajanıymışsın ama hafızanı kaybetmişsin. Bundan dolayı KPSS'ye hazırlanıyorsun. Ama hayat böyle değil. Hayat birazcık rutin gidiyor. Hayatın sıkıcı tarafları da var. Sen buna da alışırsan, yani gözünü o büyük şeylerden birazcık aşağı da çevirirsen, etrafına da bakarsan aslında işin tadı o zaman devreye giriyor. Hayat dediğim gibi o rutinleri, o sıkıcı halinde kabullendiğimiz zaman bizim için keyifli o hale geliyor. Bir gün birisiyle konuşurken ona şöyle bir soru yönelttim. Ya dedim, hayattaki hedefin nedir? Karşı taraftaki insan büyük bir ciddiyetle, ben başbakan olmak istiyorum. Saygı duydum onun bu hedefine ve bu muhabbet geçti. Sonrasında başka şeylerden konuşuyoruz. Şu kitabı okudun mu diye sorduğum zaman, roman mı o dedi. Kesinlikle okumam, vakit kaybı. Peki dedim, şuraları gezdin mi, gördün mü? Ne gerek var ki? Benim o büyük hedefim içinde bir yerleri gezip görmek pek bir anlam ifade etmiyor. Peki dedim, arkadaşlık ilişkilerin nasıl? Ben dedi, gerekirse arkadaşlıkların hepsinden uzak dururum. Mümkün mertebe arkadaşım bile olmasın isterim. Bu diyalogdan sonra benim aklımda şöyle bir ders kaldı açıkçası. Şimdi düşünsene, kocaman bir hedefin var. Ona gözünü dikmişsin ve ona ulaşmaya çalışıyorsun adım adım. Bu başbakanlık olmayabilir. Daha başka şeyler de olabilir. İş olabilir ya da bir para olabilir, bir zenginlik olabilir. Bir yere doğru odaklanmış durumdasın. Ve o süreçte yolda karşına bir sürü şey çıkıyor keyif alabileceğin. Düşünsene, arkadaşlık ilişkileri, küçük keyifler, çay kahve, gezmek, tanışmak, okumak ve böyle şeyleri hiç ciddiye bile almıyorsun. Çünkü bunlar biraz önce söylediğim gibi o önemli önemsiz filtrelemesinde hep önemsize gidiyor. Ama sen o yola ulaşmaya çalışırken aslında bir bakıyorsun ki ona vardığın zaman o seni o kadar da mutlu etmeyecek. O yoldaki küçük şeyleri kaçırmış oluyorsun. Hayatın kendisi o büyük hedeflerden değil, küçük ayrıntılardan, küçük keyiflerden oluşuyor. Dediğim gibi hayatın sıradan ve rutin bir tarafı var ve bu rutinlik içinde büyük iniş çıkışlar her zaman olmuyor. Ne yapacaksın peki? O büyük değişimler olana kadar, büyük hedeflere ulaşana kadar boş boş bekleyecek misin? Gergin gergin bekleyecek misin? Ben şöyle söylüyorum, hayat bir yol dediğim gibi, bir yol. Ve sen yolun sonuna odaklanırsan yolun kendisini kaçırıyorsun. Aslında yolun sonunun hiçbir anlamı yok. O yolun kenarındaki güzellikler. Ben şimdi kendi adıma söyleyeyim. Yani hayatımdaki iniş çıkışlar ve güzel büyük değişimler nadiren oluyor. Yılda 1-2 defa, belki 2-3 senede bir defa. Bu senin hayatının da sıklığı değişebilir. Peki ben ne yapıyorum keyif almak için? Mesela küçük küçük zevklerim var. Mesela kalem biriktirmek çok hoşuma gidiyor. Bu dolma kalem de olabilir, kurşun kalem de olabilir. Oturuyorum, bakıyorum, onlarla oyalanmak çok hoşuma gidiyor. Şimdi baktığımız zaman o büyük hedeflerin, büyük amaçların dünyasında bir kalemle oyalanmak ne kadar da adice, değil mi? Ama ben akıllıca davrandığımı düşünüyorum. Çok hoşuma gidiyor, keyifle zaman geçiriyorum. O yolun tadını çıkartıyorum. Mesela kahveyle uğraşmak hoşuma gidiyor benim. Ve enteresan bir şekilde ben şunu fark ettim hayatımda. Benim samimi olduğum insanların böyle küçük küçük minik minik zevkleri var. Ve bu zevkleri olan insanlar. Mesela adamın birisi tesbih koleksiyonu yapıyor. Biri kalemlerle uğraşıyor. Biri kahveyi çok seviyor. Biri çay tutkunu. Böyle insanlar hayattan daha keyif alıyorlar. Ve böyle insanlarla muhabbet bile ayrı keyifli. Ben mesela kahveyi alıyorum, değişik değişik kahveler deniyorum. Yok French press'te kahve yapıyorum, yok makinede kahve yapıyorum. Yani bunlarla uğraşmak diyorum ki ya bugün de mutlu oldum. Ya da yeni bir kitap alıyorum ya, o beni o kadar mutlu ediyor ki. Allah'ım diyorum, yani iyi ki varım, iyi ki bunu yaşıyorum. Şimdi baktığımız zaman böyle küçük şeyler hayatımızda, küçük değişimler o kadar çok ki. Ama biz bunları gözümüzün önünden uzakta tutarsak mutlu olabilecek
Ve mutluluğumuzu sadece o büyük şeylere endekslersek mutlu olamayız. Keyif de alamayız hayattan. Çünkü o büyük şeyler çok az oluyor. Sen şöyle hayatındaki küçük şeylere bir bak bakalım. O kadar çok var ki, ama ne yapıyor insanlar? Onlar zaten varmış gibi. Onları önemsemiyorlar. Böyle olunca diyor ki ya beni mutlu edecek bu hayatta hiçbir şey yok. Çünkü sen hep en büyüklerini istiyorsun. Büyük hedeflerin olmasın demiyorum kesinlikle. Elbette ki büyük hedeflerin hayallerin olacak. Ama gözünü sadece bu hedeflere ve bu hedeflerin sana getireceklerini dikersen bu hayattan keyif alamazsın. Çünkü hayat yolun kendisi. Yolun sonuna odaklandığın zaman diyelim ki 100 kilometrelik bir yolun sadece 1 kilometresinden bir lezzet alacaksın. Kalan 99 kilometre senin için sadece bir bekleyiş ve gerginlikten ibaret olacak. Güzel dostum, benden sana bir tüyo. Hayat yolunda ilerlerken etrafındaki insanların birçoğu o yolun sonuna, o hedeflere koştura koştura gidecekler. Ve senin için de böyle bir koşturma gayreti olmasa bile şöyle bir his oluşacak. Ya ben yanlış mı yapıyorum? Onlar koşuyor, ben de koşmalıyım sanırım. Bir şeyleri kaçırıyormuşum hissi oluşacak. Sakın tahrik olma. Sen yoluna git, sonuna, hedefine git ama yolun tadını çıkarta çıkarta, keyfini çıkarta çıkarta git. Bu bahsettiğim durumlar insanlarda sıklıkla gözlemlediğim durumlardı ama bu konuda bir video çekme fikri aslında ilham aldığım, çok sevdiğim bir insan olan Serdar Kuzuloğlu'nun bir tweetiyle ortaya çıktı. Bu tweeti seninle de paylaşmak istiyorum. Tweette tam olarak şu yazıyor: "Memleket ve dünya dertlerini siz çözün. Ben küçük meselelerin adamıyım. Bunlarla da birileri ilgilenmeli nihayetinde." Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum sana güzel insan. Kendine iyi davran. Görüşmek üzere.